Oh be. Sürpriz. Uykun çok ağır bu arada. Yani bir alarm sistemi falan düşünmen lazım. Bir de uyurken çok garip bir ses çıkarıyorsun. Böyle falan gibi bir şey. Uyku apnesi galiba onun adı. Bir doktora görünmek isteyebilirsin. Ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Zahit'in elinde Barış'la ilgili ne var? Ve nerede saklıyor? Ben Zahit Bey'in sadece asistanıyım. Ben bahsettiğiniz şeylerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen gidin buradan polis. Yo. Polis falan çağırmayacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü ben içeride sana çok güzel bir etkinlik hazırladım. İntihar düşünmüş müydün? Bak, Zahit Müge'yi konuşturmak için hiçbir şey yapmayacak. Anladın mı beni? Dua et, buraya ben geldim. Çünkü eğer Barış gelseydi çok farklı şeyler olurdu. Çok sever böyle şeyleri. O yüzden onun gelmesini istemiyorsan anlatmaya başla. Tamam mı Kızıl Reis? Anlaştık, varmayacaksın. Anlayacağım. Zahit Bey Barış savcıya vermek istedi ama senior istemedi. Sonra olmayınca da Müge'yi aldırmak için vakıftan dosyaları alması için savcıyla işbirliği yaptı. Bu kadar mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim başka hiçbir şey bilmiyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Barış'ın savaş olmadığını biliyordun ama. Zahit Bey sır olarak kalmasını istedi. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim hiç kimseye. Aferin. Aferin. Söylemeyeceksin de. Çünkü eğer polise gittiğini falan öğrenirsem ya da yalan söylediğini anlarsam işte o zaman seni o küvete gerçekten götürürüm. Gene gelirim ve sen bunu hiç istemezsin. Anladın mı? O zaman anlaştık mı? Tamam. O zaman uyumaya devam edebilirsin. Beni geçirmene gerek yok, ben kendim çıkarım. Ciao. Sen benden canımı aldın. Ben de senden canımı alacağım savcı. Hadi uzun hadi. Bay bay savcı. Sevdiğin kadını böyle kurtaramazsın. Kendine gel. İşime karışma ben. Beni iyi dinle. Savcıyı öldürmenin hiç kimseye yararı yok. Daha çok zararı var. Özellikle de kime biliyor musun? Büge'ye. Da zamanı gelecek. Ama şimdi değil. Ne zaman mesela? Ha? Ben burada böyle elim kolum bağlı karımın tutuklanmasını bekliyorum. Ne zaman? Sadece makul davranmanı istiyorum, o kadar. Makul? Ha?
Ben makul bir manyağım aslında. Ama şu şartlarda neyin makulü? Ha? Bak benim karım içeride daha onu göremedim. Ne halde bilmiyorum. Etim kemiğimden ayrılıyormuş gibi geliyor. Et kemikten ayrılmayacak. Kimse de ölmeyecek. Sen de istediğini alacaksın. Tamam? Hadi. Hadi. Beyler, süre dolmadan her şeyi başsavcının önüne sunarsak Hacı özgür kalacak. Hatta yarın öyle bir gün olacak ki Büge konuşacak ve Barış'ın işi tamamen bitecek. Elimizde iki tane maddi delil var. Biri İbrahim'in kaza yapan aracı, diğeri de onlara çarpan tır. Şu an oldukları yerden alıp size söyleyeceğim yere götüreceksiniz. Daha sonrasında ben başsavcı Asaf ve ekipleri oraya yönlendireceğim. Zaten o saate kadar acının dayısının otopsisi de çıkmış olacak. Gel. Gel Fırat, gel. Ben de seni bekliyordum. Günaydın. Günaydın. Şiho Alagöz'ün otopsi sonucu geldi. Hadi bakalım. Sahte alkol? Ya sorma işte. Pisi pisine yok olup giden bir hayat daha işte. Cinayet değil yani. Hacı Alagöz suçsuz. Dedim sana. Ya tamam. Tamam dedin. Hoş da kardeşim, bu adam zaten İbrahim Alagöz cinayetinin hükümlüsü. Ben savcım, yani bütün bu olanlar olmadan önce ben iki dosyayı birbirine bağlamak için Hacı Alagöz'ü azmettirici olarak tutuklattım. Nasıl nasıl? Özetle şunu demeye çalışıyorum. Kamyonla Hacı'nın bir alakası yok. Dosyada belirttim zaten. Olay yerinde iki araç değil, üç araç vardı. Asıl hedef İbrahim Alagöz değil, bizim arkadaşımız olan adli tıpçı Murat Bakar'dı. Murat Bakar'ın otopsi raporu. Boynunda kırık var. Yüzünde cam kesikleri, ailesiyle konuştuk. O gece evinden aracıyla beraber ayrılmış. Ama olay yerinde araca rastlamadık. Cesetle beraber aracı da yok ettiler. Anlayacağınız, İbrahim Alagöz arada kaynadı. Peki sen nasıl ispatlayacaksın? Firarken boş durmadım. Kamyonu da buldum. İbrahim Alagöz'ün aracını da yoldalar şu an. Benim belirttiğim adrese geldiklerinde size haber vereceğim. Bilir kişiler zaten aracı incelediklerinde gerçeği öğrenecekler. Peki. Bak yalnız, süreçten beni muhakkak haberdar edeceksin. Ha, şunu da sana söyleyeyim. Gözaltı süresi dolmadan araçlardan bana haber gelmezse Hacı Alagöz'ü tuttuğum gibi cezaevine gönderirim. Haberin olsun. Anlaştık. İstiyorsanız ben haber vereyim hacıya. Emniyete kadar yorulmayın. Tamam. Kolay gelsin. Sana da. Ya Fırat, sen nasıl bir savcısın, nasıl bir insansın anlayamıyorum ki ben. Thank you.
Ne düşünüyorsun? Savcıya her şeyi anlatmayı mı? Peki şunu düşündün mü merak ediyorum. Eğer sen savcıya her şeyi anlatırsan benim sana yapabileceklerimi. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Şaşırırsın. Şaşırt beni. Hey be kardeşim, hey be kardeşim. Kamyonuna da, pert arabasına da söyleyeceğim şimdilik, çok affedersin. Hadi kurtulalım artık şunlardan aga. Ulan sizi gördüğümüz, sürdüğümüz güne lanet olsun lan. Başımıza ne işler geldi bunlar yüzünden ha? Sizin tam... Acım kurtulsun da ben başka hiçbir şey istemiyorum, yemin ediyorum sana. Arıyor musun Fırat abi? Ara ara. Alo. He abi, biz getirdik arabaları istediğin yere. Helal size. Başsavcıya haber veriyorum. Siz uzayın oraya. Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Hadi. Şunu da. Karar verebildin mi? Anlatacak mısın? Temas yok. Sadece 5 dakika. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler memur hanım. Kolay gelsin. Ne söyledi sana? Tehdit etti. Beni öldürürmüş falan filan. Sen mi yolladın onu? Sence ben mi yollamışımdır? Onun başka bir yerde olması gerekiyordu. Konuşacağız bunu. Neyse, sen nasılsın? Temas yok. İyi misin? Daha belli değil. Bak, sadece bir gün. Hiç korkma, tamam mı? Geçecek hepsi. Can nasıl? Nerede biliyor beni? Çılgın prens olarak seni kurtaracağımı biliyor. Bu savcı senin üstüne çok geldi mi? Tabii ki geldi. Bir şey yok. Çok uzun yıllar içeride yatarsın. Aileden ayrı kalırsın. Falan filan tehdit ediyor yani beni. Yani seni vermemi istiyor. Merak etme. İstediği hiçbir şey alamayacak. Çıkaracağım seni buradan, söz veriyorum. Yarın gece birlikte uyuyacağız. Tamam. Savcım. Çekil. Ne işin var senin burada? Sen gez böyle havalı havalı. Kazanamayacaksın savcı. Karımı çıkaracağım buradan. He. Çıkaracaksın sen karını buradan. Korkan tekiyim demiyor da. Oğlum seviyorsan adam gibi nasıl bir insan olduğunu itiraf edersin. Değil mi Barış? Bak sen benim Müge'ye neler yapabileceğimi farkında değilsin. Sakın beni buradan küçük düşürmeye çalışma. Sen daha ne kadar küçük düşeceksin? Daha ne kadar küçük düşeceksin? Sevdiğin kadın parmaklıkların arkasında onu kurtarmaya çalışacağına gelmişsin burada. Hala bana laf yetiştirmeye çalışıyorsun Barış. Sen de sevdiğin kadını benim ellerimle toprağa yolladın. Hatırlıyorsun değil mi? Karın nasıl öldürdüğümü. Karşımda çocuklar gibi ağlıyordun. Alın bu manyak herifi buradan. Nasıl geldi buraya bu? Beyefendi buyurun. Çık dışarı. Çık. Buyurun. Çık dışarı. Buyurun. Nasılsınız Efkan Bey? Buyurun. Hüseyin Müdürüm. Senden bir ricam olacak. Tabii. Gördün değil mi? İçindeki canavarı gördün mü? Al sana gerçek Barış. Ya kendi ellerinle o katili bana verirsin ya da mahkemeye çıkarsın, oradan seni cezaevine gönderirim. Seçimini yap. Bu kadar.
Fırat! Dur. Dur. Evet. Konuşacağım. Evet değerli arkadaşlar, Hacı Alagöz'ün yeniden yargılanması için Savcı Fırat Bulut yeni deliller olduğunu söylüyor. Şimdi hep beraber bakalım, tespitimizi yapalım. Evladım, aç kapıyı oğlum. Evet Büge Hanım. Dinliyorum. Başlayalım. Ben... Büge Esari. Bir itirafta bulunacağım. Lütfen devam edin. Eşim... Savaş Yesari. Büge Hanım, çok özür dilerim. Başka bir dava ile ilgili arıyor olabilirler. Birazdan döneceğim. Tamam. Buyurun başsavcım. Ya Fırat, sen benimle maytap mı geçiyorsun kardeşim? Ne oldu, araçların yanında mısınız yoksa? Yahu ne aracı Fırat, ne aracı? Araç maraş falan filan yok. Senin akıl sağlığın denge bakımından yerinde mi? İyi mi kardeşim? Biz senin sözüne itimat ettik. Devletin bu kadar görevlisini buraya getirdik, topladık. İçine düştüğümüz şu hale bak Fırat. Araçlar yok mu yani orada? Ya sen artık bir sus, bir konuşma. Allah aşkına bir sus ya. Bak, şimdi arıyorum Emniyet Müdürlüğü'nü. O Hacık Alagöz denen şahsı da tuttukları gibi derhal göndertiyorum cezaevine geri. Anlaşıldı mı? Alo. Alo. Her zaman bir ihtimal daha vardır diyorum. Ama inanmıyorsun. Fırat'a bir şey yapmak bir işimize yaramaz. Yani o gider, başka savcı gelir. Bizim yine onun yumuşak karnını oynamamız lazım. Nazlı. Çok daha kolay bir hedef. Hacı. O da içeride şu an. Fırat onu aklamak için bizim kamyoneti buldu. Diğer aracı da buldu. Ben Bekir üzerinden onları takip edeceğim. Hacı'nın özgürlüğüne karşılık Büge'nin özgürlüğü. Kamyondan seninle ilgili bir şey çıkmaz değil mi? Ha yok, sen beni gerçekten aptal zannediyorsun herhalde. Elden çıkarmadan her şeyi temizledim. Merak etme.
Ne yaptın lan yine? Ha? Vallahi hacının özgürlüğüne karşılık bükenin özgürlüğü. Seçim zamanı savcı. Kardeş. Bak gebertirim seni. Araçlar nerede? Vallahi sen eğer Büge'yi serbest bırakırsan ben sana hemen araçları yetiştiririm. Hatta o adli tıpçı adamın da kayıp arabası benden sana bonus. Ha, ama yok, ben görev adamıyım, kanun adamıyım, başladım soruşturmadan dönmem falan filan diyorsan hacı buradan direkt cezaevine gider ve senin yüzünden 24 yıl yatar. Çok adil bir teklif ve savcı. Yalnız çabuk karar vermen lazım. Gözaltı sürelerinin süresi bitiyor. Hadi savcı, hadi. Sonunda adaletle benim masum olduğumu anladı değil mi? Aç kardeşim, aç kapıyı. Kardeş, kelepçeni ya. Cezaevine götürüyoruz seni. Ya ne cezaevi? Ya savcıyı çağır, savcı mı çağır beni? Avukatın olmasın o. Ya yok yok, savcı Fırat bunu. Babam ben masumum, ne cezaevi şimdi? Zorluk çıkarma, verilen talimatı yapıyorum. Yok kardeşim, ben niye suçsuz sene 24 sene yatayım? Ben suçsuz da savcı, savcı! Ya vallahi ben size söyleyeyim, ben masumum, bak niye anlamsın? Kardeş, ya ben size niye anlatamıyorum? Savcı Fırat Bulut'u bulun, savcı bir adını da veriyor. Savcı Fırat Bulut, savcı! Savcı! Ya böyle mi olacaktı kavlimiz? Hani benim masumiyetimi ispatlayacaktın? Ya ben cezaevine mi döneyim? Evet. Ne kadar rahat ettiysen. Ya 24 sene yatacağım, 24 sene. Ya mahkemeye kadar orada kalacaksın. Cezaevine gideceksin ama o kadar kalacaksın. Dinle beni. Nasıl yani? Lan oğlum ben seni verir miyim lan? Verir miyim oğlum ben seni? Annem burada. Çocuklar ilgileniyorlar, gözün arkada kalmasın, tamam mı? Ya sen ne kadar kral bir adamsan. Anama söyle, hemen geleceğim, ona sarılacağım, sonra sana sarılacağım. Savcı. Ne? Yalnız bak, hafızanı kaybedip beni içeride unutmasın değil mi? Hadi bin, bin. Götürün aşağıla gözü. Ben sana ne dedim? Seni çıkaracağım dedim değil mi? İyi misin? Evet Sayın Hakim, görevde olduğum süreçte davasında savcı olarak görev yaptığım Hacı Alagöz'ü İbrahim Alagöz cinayetinin azmettiricisi olarak anayasamızın verdiği karara göre 24 yıl hapse mahkum etmiştik. Ancak önümüzdeki süreçte ve elimize gelen yeni delillerle birlikte Hacı Alagöz'ün İbrahim Alagöz cinayetiyle yakından uzaktan bir alakası olmadığı ortaya çıkmıştır. Özetle durum şudur. Hacı Alagöz suçsuzdur. Allah'tan kurtarsın. Hocanın
çıktı. Şam! Lan müdür nefes al. Anladık özgürsün. Allah Allah. Ya yok savcı, benim aklım var diye. Dışarı çıkınca 40 gün 40 gece bu mahalleyi uyutmayacağım. O yüzden çağırın ulan. Bir dakika, bir dakika. Anladık özgürsün. Ama bey baba da sıra. Bey baba. Vallahi nasıl olacak bilemedim. Benim hiç umudum kalmadı. Cemre'nin başına gelenlerden sonra. Ya biz neleri oldurmadık. Adaletin borcu var sana. Unutma. Hiç. Ya bundan sonra senin yiyeceğin tek acı aha budur. Al baba. Al. Fro, peki bir şey soracağım sana. Bu yadigar bütün evrakları, kanıtları ne varsa aldı götürdü hepsini sinyora. Tamam be kardeşim, sen konuşursun da şimdi. Artık'ın firarı Fırat yok yine be. Artık'ın savcı Fırat var değil mi savcım? Aynen öyle. O şerefsiz ne kadar suç işlediyse hepsini ortaya çıkaracağım. Hatta bey baba için onun evine kadar gireceğim. Ya bırakın o şerefsiz nerede ne yapıyorsa yapsın. Biz keyfimize bakak. Çal babam, çal! Ocağım söndü. Misafirin var. Misafir kimdir oğlum? Efkan Dağlı. Afgan... Sen yok. Sana geçmiş olsuna gelmiş. Ne bak savcı? Bırak gelsin bakalım derdine. Bey baba. İçeriye geçin. Açık vermeyelim. Bakın abi. Babam sizin de ağzınıza sağlık. Siz de geçin içeride dinlen. Bizim. Eğer Barış'ı bana verirsen, en az cezayı alman için, masumiyetini ispatlaman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Savcı Fırat Bulut, ne diyorsa onu yapın. Sizin için en doğrusu bu. Sen de sevdiği kadını benim ellerimle toprağa yolladın. Hatırlıyorsun değil mi? Karın nasıl öldürdüğümü. Karşımda çocuklar gibi ağlıyordun. Gelmesene şöyle aniden. Benim aniden gelişlerim meşhurdur ama. Hazırladı mı valizini? Ne valizini? Yavrum bizi Fırat yakaladı diye programımızdan vazgeçecek değiliz değil mi? Of Barış, ya bilmiyormuş gibi konuşma. Fırat bana yurt dışına çıkma yasağı koydu. Ben hiçbir yere gidemem. Ya evet. Yani Büge Esar yurt dışına çıkamayabilir. Peki ya Milena Savic ve oğlumuz Alex Karpov. Bende de 7 tane var. Savaş çıkartmış hepsini sağ olsun. Bundan sonra ne dersen o. Hayatım, bir tane. Bak biliyorum, çok zor zamanlar geçirdim. Ve bunun da tek sorumlusu benim. Ve bunun için senden sonsuz özür diliyorum. Ama bak ben sözümü tuttum. Seni dışarı çıkardım. Kimseyi öldürmedim. Şimdi ne olur sen de sözünü tut. Beni bırakma. Yarın şu uçağa binip gidelim buradan Büge, ne olur. Tamam. Hadi gidip canı alalım, oğlum çok özledim. Bizim Zahit Efendi'nin dedelik yapası tutmuş da. Okuldan o almış canı. Haber verdiler şimdi. Okey. O zaman ben gidip alayım, sen kal. Niye? Gidip bakalım işte. Ne hatlar karıştırmışlar. Hazırlan hadi. Hacı kardeş. Aşiretinizi eskiden beri tanırım. Eyvallah, sağ olasın. Biz de sizi bildik. Ama çok eskiden de gel.
Kardeş. Böyle boş durma, oradan iki tike çiğ köfte at ağzına. Yok. O bu tarz şeyleri sevmez. Bu tarz? Çiğ köfte ne zamandan beri o tarz bir şey oldu senyor? Sanyor, sinyor. Ne demeye çalışıyorsun sen? Benim adım Efkan Dağlı, bunu sakın unutma. Ya. Aynen, aynen. Efkan Dağlı. Ünlü hayırsever. İş adamı Efkan Dağlı. Savcı. Beni ifadeye çağırmak için tebligat göndermişsin. Çok ayıp ettin. Ne lüzum var? Ben kendimle gelirdim. O kadar hukukumuz var. Ben prosedürleri uyguluyorum. Ayrıca bizde öyle eş, dost, akraba, hatır sayılır kişiler. Böyle şeyler yok. Anladın mı? Yesari Vakfı'na yaptığım bağışı söylüyorsan... o kadar çok yere bağış yapıyorum ki. Hayırsever iş insanıyım ben. Kazandıklarımı paylaşırım. Niye biliyor musun? Çünkü yokluğun içinden geldim. Yokluğun içinden gelmişsin ama nereden geldiğini unutmuşsun. Kaçırdığın vergiler, akladığın paralar kaç tane hayata sebep oldu hiç düşündün mü? Sırf sen daha fazla zengin olacaksın diye kaç tane çocuk okula gidemedi acaba, işinden oldu? Düşündün mü? Hacı, çiğ köften bayağı lezzetli olmuş. Eline sağlık. Biraz daha acı yapaydın. Afiyetin olsun. Sen ne zaman istersen söyle. Ben sana istediğin kadar acı çektiririm. Bana niye cevap vermiyorsun sen? Ha? Cemre, Nazan. Unuttum mu sandınız? Unutmadım, unutmayacağım. Size de unutturmayacağım. Merak etme, bugüne kadar ne yaptıysan hesabını vereceksin. Benim bildiğim kadarıyla savcılar belgelerle gelir. Ama sen bayağı işkembeden atıyorsun ya. Gel dedim ifadeye. Geldin mi? Gelseydin gösterecektim ben sana delili. Ben ifade vermeye gelmem. Ama senin ifadeni alırım. Böyle kendinizi devletten üstün görüyorsunuz ya. En çok bu sebepten alacağım seni. Evet. Savcım, Efkan Dağlı ile ilgili hazırladığınız dosyayı başsavcının onayına sunduk. Güzel. Geliyorum. Döneceğim. Allah hukuk açıklığı versin savcım. Amin. Nacı kardeş, senin bu savcı niye bu kadar gergin? Acı mı dokundu acaba? Yok. Genelde böyle kendisi. Ama sen dikkat edesen. Bak acısan dokunacak. Ve yaş da var tabii. Bana bak. Nereye gidiyorsunuz siz? Can söyledi, biz gidiyoruz dedi. Sen gelmiyor musun dedi. Sana ne? Barış, sana nereye gidiyorsunuz dedi. Bu seni ilgilendiren bir mesele değil. Senin bilmen gereken tek bir şey var. Sen gelmiyorsun. Hayal dünyasında yaşama Barış. Nereye gidersen git, eninde sonunda içeriye gireceksin. Bak, gönderdiğin avukatın kafasını koparmadığıma dua etsen. Bir daha beni satmaya kalk bakalım ne oluyor. Telefonda söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Benim bir şey yapmama gerek yok. Eninde sonunda o savcı seni yakalayıp içeriye atacak. İki kere iki dört. Müge de sana yataklık etmekten ceza alacak. Böylece Can'a ben bakmak durumunda kalacağım. Hatta sen bana yalvaracaksın baba Can'a bakar mısın diye. O dediklerin hiçbiri olmayacak da. Velev ki öyle bir şey oldu. Savcı beni içeri aldı.
Can'ı sen bakmak zorunda kaldın. Sana yemin ediyorum. Bir çocuğun daha ruhunu öldürmene izin vermektense onu kendim öldürürüm. Hepinizi. Büge. Hadi gidelim hayat. Can hadi babacığım. Bak senin anlamadığın şu. Üçümüzden biri eksik olsa tam olamıyoruz biz. O yüzden sen yalnız öleceksin. Gel babacığım. Başar, bir yanıma gelir misin kardeşim? Gel. Savcım. Evet, ne oldu bu Efkan Dağlı işi? Başsavcıdan hala bir haber gelmedi. Bu dosyalarını verdiğim tutuklama emirleri vardı. Efkan Dağlı'nın kara parasını aklayan Sami Yiğoğlu, bomba üretim ve teminden bombon lakaplı Sevda Kara. Bunları istiyorum Başar. Baş üstüne savcı. Bana bak dur. Büge Yesari, Savaş Yesari, Saşa Doğan. Takip kararı vardı. Onlar ne oldu? Başsavcıdan onay gelmedi. Ne demek gelmedi? Fırat Savcı neyin peşinde? Gelsin bana bir anlatsın dedi. Allah Allah. İyi anlatırız. Ona da anlatırız. Dediklerimi yap. Gizli kalacak. En ufak bir sızma olursa senden bilirim, hesabını sorarım. Odasından başsavcı. Evet savcı. Tamam. Gel. Gel Fırat, gel. Gel otur. Buyurun. Buyurun Başsavcım. Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Buyur. Bakalım bu neymiş? Gözaltı talebi. Bu arama kararı. Bu neymiş? Bu teknik takip talebi. Ya bu... Bu da o fiziki takip isteği. Sen neyin peşindesin Fırat? Ne oluyor? Bu neyin savaşı? Savaşın savaşı. Onu aldığımda anlayacaksınız. Ya sen bu şahsı zaten aldın. Sonra ışık hızıyla dakikasında serbest bıraktın. Akabinde tuttun. Bunun karısı Müge Yesari'yi de aldın. Büge. Ya ha Müge ha Büge. Sonu tuttu ya, sonra bak. Sonuçta onu da bıraktın. Ya Fırat, bak sen yakalamaya yakalıyorsun fakat tutmaya tutamıyorsun. Bu kişilerle alakalı ne kadar iddiam varsa arkasındayım. Tek istediğim şey bu soruşturmayı genişletmek. Büyük balığın peşindeyim. Ha, Efkan Dağlı diyorsun. Efkan Dağlı diyorum. O adamın eviyle alakalı arama emrini onaylayın. Ya sen ona istersin, istersin. İsteyenin bir yüzü kara. Fakat hangi gerekçeyle Fırat? Bak bu adam zaten kamuoyunda yaptığı yardımlarla tanınan bir adam. E şimdi sadece bu vakfa da yardım yaptı diye, yani bu neyin arama kararı? Efkan Dağlı diye bildiğiniz adam bir iş adamı değil ki. Adam örgüt lideri. Ve Büge Yesari davası ile direkt olarak bağlantılı. E sen bu adamı ifadeye çağırmışsın zaten. Bekle gelsin. Gelmeyecek. Adam gelir mi ya buraya? O yüzden diyorum ki gidelim biz alalım. Daha sonra geç kalmayalım. Bak Fırat. İki meslektaş olarak dostça konuşalım. Eğer bu iddian da boş çıkarsa... yalnızca kendin değil benim de başımı yakarsın. Biliyorsun değil mi? Merak etme. Haklılar eninde sonunda kazanıyorlar. Ben kendimden biliyorum. Ya Fırat, sana bakıyorum, bakıyorum. Deli misin, dahi misin? Vallahi seni çözemiyorum. Delirdin bir ara. Sonra toparladım. Ayrıca hepimizin biraz delirmesi iyi değil mi?
Öyle çok aklı başında kalmaya gerek yok sanki ha. Siz de çok zorlamasanız. Adaletin peşinde koşmak başlı başına delilik değil mi sizce? Ya haydi tamam git. Ne istiyorsan yap hadi tamam hadi git. Kolay gelsin. Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut, arama emri var. Arkadaşlara zorluk çıkarmayalım lütfen. Bahçeye dağılın, didik didik edin. Mahsen, unutma. Ne oluyor Rafi? Bilmiyorum efendim. Savcı? Efkan Bey, arama iznimiz var. Arkadaşın elinde. Müsaadenizle. Elbette. İstediğin gibi hareket edebilirsin. Rafi, yardımcı ol arkadaşlara. Buyurun Sayın Savcı. Buyurun. Efkan Bey, dışarıda kalın lütfen. Teşekkür ederim. Mehmet, dağılın ne varsa didik didik edin. Evet, evet, hadi. Bırak git, bırak git, bırak git. Ben de savcıyı akıllı biri zannederdim. Yani kartelle ilgili belgeleri bu evde saklayacağımı düşünmek fikri. Hangi bir zeka? Ben de hiç beklemiyordum. Bile bile niye geldik? Güç gösterisi yapıyor. Benimle oyun oynamak istiyor. Sıra Bey baba da. Hadi bakalım. Cemre'den aldığımız dosyayı aldı. Evet, zaten o dosyayı bulmak için geldi. Kartel bahaneydi. Her şeyi biliyordu. Aramaya devam edin. Belli ki firari arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor. Bak, bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil. Biliyorsun. Dosyanın ucu bana dayanıyor. Biliyor musunuz? Barış Fırat'ı öldürmek üzereyken engel oldum. Barış galiba haklı. Savcıyı ortadan kaldırmamız lazım. Nasıl yapmamızı istersiniz efendim? Çok sıradanmış gibi süsü vermeli. Daha önce savcıyla büyük problemler yaşamış birini bulmalıyız. Evet, ne varsa depolayın, peşimden gelin. Tamamdır savcım. Teşekkürler Efkan Bey. İyi günler. Buyurun Sayın Savcım.